Merhaba, bugün Türkeş veya diğer ismiyle Türgüşer hakkında konuşacağız. Türgüşer iki defa kurulup yıkılmış bir devlettir. Bu nedenle birinci Türkeş devlet ve ikinci Türkeş devlet olarak iki ayrı başlık içinde inceleyeceğiz. Bugün ikisini de anlatacağım. Önce birincisinden başlayayım. Birinci Türgüş devleti Göktürklerin Onok boyundandı. Issık Gölü civarında kuruldular. 630 yılında Göktürk İmparatorluğu yıkılınca dönemin beyi Bagatarkan devletinin bağımsızlığını ilan etti. Bagatarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Kısa sürede 140 bin kişilik güçlü bir ordu topladılar ve günümüz Kırgızistan topraklarının çok büyük bir kısmını hakimiyeti altına aldılar. Ancak Göktürk Devleti tekrar kurulunca, yani ikinci Göktürkler kurulunca eski topraklı olan bu bölgeyi geri almak istediler. Türkeşler ise bu bölgeyi Göktürk İmparatorluğu'na geri vermeyince Türgiş-Göktürk savaşları başladı. Vezir Tonyukuk komutasındaki Göktürk ordusuna yenildiler. Böylece 1. Türküş Devleti yıkıldı ve Göktürklere bağlandı. Şimdi ikincisine geçelim. 2. Türküş Devleti tekrar bağımsızlığına kavuşmak için isyan edince Kültikin komutasındaki orduya yenildiler. 717 yılında Türküşlerin başına geçen Sulu Çorkağan ile tekrar isyan ettiler ve bu sefer bağımsızlıklarına kavuştular. Balgasun şehrinde kuruldular. Sulu Çorkağan zamanında Emevi yoruları, Emeviler, Araplar Orta Asya'da ilerliyordu. Sulu Kağan, Emevi ordularının Orta Asya'ya girmesine engel oldu. Semerkant yakınındaki Külçor kumandasındaki Türkeş birlikleri Emevi ordularını yendi. 724 yılında Emeviler Orta Asya'dan çekildiler. Bunu fırsat bilen Türgeşler Buhara ve civarını da ele geçirdiler. Ancak 732 yılında bu bölgeyi Emevilere tekrar geri bırakmak zorunda kaldılar. Çin, Türgeşlerin güçlenmesini istemiyordu ve içeride kargaşa yaratmaya çalışıyordu. Bunun sonucu olarak da Türgüşer'in kağanı Sulu Çor, 738 yılında kendi kumandanı Külçor tarafından öldürüldü. Bundan sonra devlette iç savaş meydana geldi. Halk sarı ve kara olarak ikiye ayrıldı. Yani bölündü. Kanlı çatışmalar, savaşlar sonucu olarak Külçor komutasındaki sarı Türgüşer galip geldi. Yani kara Türgüşer yenildi. Külçor adını Bagatarkan olarak değiştirdi ve kendini Türgeşlerin kağanı ilan etti. Bu Bagatarkan aynı Bagatarkan değil 1. Türgeş'teki. Bu başka, yani ismini değiştiriyor Külçor normalde. Bu komutan Külçor. Kara Türgüşlerin başında ise Tumoça adlı bir komutan vardı. Çin bu grubu desteklemekteydi. Bunun üzerine Kara Türgüşler de bağımsızlığını ilan etti. Böylece ikiye bölündüler. Sarı Türgüş Devleti ve Kara Türgüş Devleti olarak yani. Ancak bu iki devlet de birbiriyle savaşa başlayınca Karluklar da Türk. Bunu fırsat bildi ve bu iki devlete saldırdı. İç savaştan ve birbiriyle savaşmaktan zaten yorgunlar yani onlar. Bu iki devleti de kolayca işgal ettiler. Böylece Türkeşler tamamen Karlukların hakimiyetinin altına girdi. Ben Muhammed Ali Aydın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız ve beğenirseniz videoyu sevinirim.